Osaka'dan hepinize selamlar. Günaydın. 4 gün Osaka'da kaldık. Dolu dolu gezdik. Evet. Japonya'yı çok sevdik. Şimdi rotada Nara var. Geyiklerin olduğu ya da ceylanların olduğu park. Hala ona karar veremedik. Geyik mi ceylan mı? Bazı fotoğraflarda geyikler var, bazılarında ceylanlar. Şimdi muhtemelen Nara'ya gideceksiniz, ya Osaka'dan ya da Kyoto'dan gidiyorsunuzdur. Biz Osaka'dan gideceğiz. Nasıl gittiğimizi de size hem bir göstermiş olalım. Valizlerimiz küçük. Onları orada emanete bırakacağız. Gün boyu Nara'yı gezip oradan da Kyoto'ya devam edeceğiz. Herhangi bir O ne ya? Japonca yazıyor da anlayamadım. Tren biletlerinde herhangi bir rezervasyon vesaire yapmadık. Zaten kısa bir yol, bakalım. Direkt istasyona gidip biletlerimizi alacağız. Bu arada Osaka videomuzu izlemediyseniz izleyin deriz. Çünkü Osaka bizi şaşırttı. Yani biraz ön yargılı gelmiştik bu şehre. Ama çok sevdik. Öyle değil mi? Bayıldık. Japonya'ya çok güzel bir giriş oldu. Çok övülmeyen şehri böyleyse çok övülenlerini acayip merak ediyorum. Yemek konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Ulaşımda bir problem yaşamadık. Bakalım, inşallah gezinin devamı da böyle gider. Toplamda biz Japonya'ya bir ay ayırdık. Şu an daha 5. gündeyiz. Metronun koltukları aynı evlerdeki üçlü dörtlü koltuklar gibi. Bu arada metroya tek biniş yaklaşık $1,5. Şimdi buradan tren biletimizi alacağız. Şimdi bu haritadan gideceğiniz yeri buluyorsunuz ve onun üzerinde ücret yazıyor. Mesela 1740, 1880. O ücret karşılığını burada seçip biletinizi alıyorsunuz. Evet, biletimiz. Trenimiz geldi. Yolculuk yarım saat kadar. Onun için hani tren diyorum ben ama aslında yine metro gibi. Bu trense kişi başı $5. Durağımıza gelmek üzereyiz. Bakın, metro durağında emzirme kabini bile var. İçinde televizyon dahi var. Şimdi valizleri dolaplardan birine bırakacağız. Sadece bozuk para kabul ediyor. Buraya 1000 kağıt para verdik ve bozukları aldık. Evet, iki parçamızı koyduk. Sadece yüzlükleri kabul ediyor. Tamam. Artık gidebiliriz. Nara'ya geldik. Yol aslında çok kısa ya. Hani başka bir şehre gidiyorsunuz ama otelden çıkmamızla buraya gelmemiz toplam 1 saat sürdü. Nara bu arada Japonya'nın eski başkentlerinden biriymiş. Ama buranın en özel yanı o Japon ceylanları. Geyikleri. Ya da Japon geyikleri, evet. Ya. Bazı yerlerde Japon ceylanı, bazı yerlerde Sika geyiği diyor, artık hangisi doğruysa. Araçlar için uyarılar var, geyik çıkabilir diye. Çünkü gerçekten de geyik çıkabilir. Şintoizme göre bu Japon ceylanları Tanrı'nın habercisi olarak biliniyor. O yüzden onlar için kutsallarmış. Ve burada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde kapalı bir alan değil. Tamamen açık şekilde sokak hayvanı gibi geziyorlar. Ama tabii burası hemen metronun çıkışı. Burası çok kalabalık. Biz biraz tepelere doğru daha sakin yerlere gitmeye çalışacağız. Şimdi özel geyik bisküvileri var. Onlardan satılıyor ama çoğu artık ondan sıkılmış, çok yemeye yanaşmıyorlar. Bakın hiç bisküviyle ilgilenmiyor bile. Biz de heveslenmiştik, bisküvi alırız da veririz de onlarla fotoğraf çekiliriz de. Nasıl oğlum? Tüyleri çok sert, fırça gibi. Aa, geçiyor, karşıdan karşıya geçiyor. Bir de şöyle bir durum da var, aynı trafik lambalarında insanlar gibi yeşil ışık yanınca genelde geçiyorlarmış. Bu çok mayışmış. Uykusu geldi. Gidelim. Devam edelim. Hadi gel. Yeşil yandı. İnsanlar o kadar alışmışlar ki yani hiç yabancılamıyorlar. Gel bili. Gel. Ben çağırdım, başkasına gitti. Bisküvi verecektim. Gel. Bak bisküvi var. Tabii başka bir şey vermemek lazım ama böyle marketlerde satılan atıştırmalıkları daha çok tercih etmeye başlamışlar. Ama onları da vermemek lazım. Bir de yiyecek aldıkça böyle kafayı eğiyor. O da hani böyle bak saygı gösterir gibiymiş. Karşılıklı kafa eğişiyorlar. Bitti. Bir de öp. Bak selam veriyor. Oh. Bazıları tabii çok arsızlaşmış, böyle zorla alıyor. Neredeyse zorla alıyor. Google'dan araştırırken öğrenci gruplarının da çok buraya getirildiğini okumuştuk. Yine bugün de öyle. Burada tapınaklar var diye de biraz getiriyorlarmış. Parkın içinde gezmeye devam ediyoruz. Bu da sözde yıkanıyor ama daha çok mu kirleniyor, ne oluyor bilmiyorum. Bakın bu kadar turistik bir yerdeyiz. Su şehir merkezinde de 100 yen, burada da 100 yen. O da yaklaşık hani 1 dolar bile yapmıyor, daha da az. Burada da güzel güzel uyarmışlar. Şu boynuzlara dikkat edin diyor. Şu an çiftleşme sezonuymuş. Ekim ve Kasım ayları. Eylül ile Kasım arası aylar. Ve geyiklerin yanında koşmayın diyor. Şimdi hem şu kalabalıktan biraz kurtulalım hem de biraz daha doğaya çıkalım, gidelim diye Wakakusayama tepesine çıkacağız. Orada muhtemelen manzara daha güzel. Bu tepeye giriş kişi başı yaklaşık 1 dolar. Biz tepeye çıkmaya çalışıyoruz ama güneş olduğu için geyikler de hep böyle gölgedediler. Ha, eğil, evet. Ha, evet. Bak, teşekkür ediyor. Kaçma, gel. Bak hemen... Ay yavaş. Önce kafasını eğiyor ha. Ay! Çantaya saldırıyorlar. Eğil, teşekkür. Bu bisküvi onlar için özel. Yani zararlı bir şey değil. Bisküviyi bitirdiniz. Bir durur musunuz? Orada var ya, onu gördüm. Aa, yedi bile. Vallahi buraya gelseniz ne stres kalır ne sinir kalır. Şimdi bir tanesini ağımıza düşürdük. Teşekkür ederim. Hemen evet. Teşekkür ediyor. Rica ederim. Hop. Bir tane daha. Aramıza gel, selfie yapalım. Bitti valla. 3 paket bisküvi bitti. Saygıda bulunuyor ama. Rica ederim. Bu arada ellerini böyle kaldırınca bende bir son yarım vardı. Zor günler için sakladım. Çok teşekkür etti. Ver hadi ver. Çok saygılıymış bu. Rica ederiz. Hani verince kesti, teşekkür. Alana kadar. Aa. Bak, böyle yap, ellerini kaldır. Bitti. Ondan anlıyormuş. Artık yok dedim mi daha gelmiyormuş. Teslim oldum. Ya sana kalmadı. Oo. Ya. Kokuyu alıyorlar herhalde. Evet. Yani bir de senin boynuzunun birine ne oldu acaba? Kimle kavga ettin? He? Ya burası beklediğimizden çok daha iyi. Hani genelde sosyal medyada görürsünüz ve gittiğinizde hüsran olabilir ya bu gibi turistik yerler. Gördüğünüz video tamamen yani spontane gelişti her şey. Bu kadar da geleceklerini tahmin etmiyorduk. Gidemiyoruz. Gidemiyoruz gerçekten. Bu çok tatlı. Bence minnet duyuyorlar. 3 tane paket yediler. 3 paket harcadık ya. Oo, arkadan da. Of. Bir şey yapmazsın değil mi? Biz istemeyerek de olsa artık buradan gitmeliyiz. Hiç sıkılmıyorsunuz. Dediğimiz gibi burayı aşırı sevdik. Çok eğlenceli. Bu taraflara geliyorsanız mutlaka ekleyin planınıza. Yani galiba Tokyo'dan bile buralara sırf geliyorlarmış geyikler için. Ama Kyoto'dan ama çok yakın. Kyoto ve Osaka'dan sadece 45 dakikaya buraya gelebilirsiniz. Ücretsiz. Tabii birçok ülkede bulundum ama ben hiç böyle geyikler ve sokak kedisi, köpeği gibi ortalıkta dolandığını hiç görmemiştim. Moğolistan'da gitmiştim Duka Türklerin yanındaki geyiklere ama onlar tabii bambaşkaydı. Bunlar bildiğiniz böyle sokakta, parkta, karşıdan karşıya geçiyorlar yaya geçitlerinden. Ya muhakkak gelin yani sırf hani Japonya'ya geliş sebeplerinden biri bile olabilir. Olabilir, evet. Biz artık buradan Kyoto'ya geçeceğiz. Japonya gezimiz inanılmaz güzel devam ediyor. Beklentimizin çok üstünde gidiyor. Çok şükür, evet. Değil mi? Gerçekten hiç öyle. Böyle bir yerde bulunmuş muydun? Hayır. Sen yok, bulunmadıysan hani, benim ihtimalim yani, yok. Hani bizim oralarda böyle kuzuyu sevebilirsiniz. Ama geyik tabii başka. Yani Hindistan'daki inekler gibi galiba. Burada kutsal sayılıyormuş bu geyikler. O yüzden saygı da gösteriyorlarmış. Kapatmıyorlarmış hiçbir yere de. Yani burası kapalı bir alan değil zaten. Evet. Ve hani bu başlarını eğmeleri çok sempatik. Aşırı sempatik yani. Çok komikler. Elinizdeki bisküviyi mecburen veriyorsunuz. Hayvan önünüzde eğiliyor çünkü böyle. Hani yok veriyorsun yani. Hani ben bunu az yukarıya saklayayım orada daha güzel olur diyemiyorsun. Gidip bisküvi aldık. Neyse, sonraki videomuzda, Kyoto videomuzda görüşmek üzere.